yapıyor. Ve düğününde sadıç olarak görevini yerine getiriyor. Nasip olur mu be? Olabilir, neden olmasın? GTA çıktıktan sonra evleniyorum. Gücüm. Sen de GTA'ya ufak bir ara verip gelip sadıcımı... Oğlum ben kimi sadıç yapacağım? Amına koyayım. Çok zor. Sadıcın ben olmazsam Kanka ben çok gerçi çok adam alakasız var birini ya. sadıç yapacağım ki arkadaşlarım kırılmasın. Ümit Yani. Tam Özdağ. bu rezervasyonu 6 sene önce yaptırdım. Var mı ben de önce yaptıran? Kanka 6 sene ama şimdi bir şimdi Alper iş... Çağlar. Bu rezervasyonu yaptırmak için. Ona Alkışlıyorum. yaptırsan öteki üzülecek. Ona yaptırsan öteki üzülecek. Ben en iyisi bizim ortamdan olmayan çok alakasız birine sadıçlığı yaptırayım. Nikah şahitliğini hepimiz... Kemal Kılıçdaroğlu. Aynen öyle Ben... işte. Hani çok alakasız harbiden. Yakup TV mesela düğün şahidi. özelden yazıyorum kardeşim. Oğlum o çocuk yemin ediyorum size Kol Pacino Özgür'ün gerçek hayattaki hali gibi. Ben o çocuğu şey sanıyordum. Yani taklidini yapıyor, RP'sini yapıyor Kol Paçino Özgür'ün diye. Yani bu rastgele bir şey olamaz. İnanılmaz benziyor. Abi testo buna ters yapıyor. Bir kuruluyor ya falan böyle bakıyor. Hani ne diyorsun amına koyayım dercesine bakıyor buna Testo Taylan. Bunun o hareketleri falan böyle sağa sola bakışı. Tam böyle Sabri abi Kol Paçino Özgür şey ilişkisi. Saçını da kırmızı gibi boyatmış harbi ha. Ben geçenki videosunu izledim işte o dünkü videosunu. Biraz değişik ya. Akıl sağlığı normal değil gibi ya. O yüzden çok da buna gidip dalga Babamın kedisi geçemedim. ölmüş abi diyecek sanki bir. Benim babam Kudret Gezen abi ikimizi vurursa var ya. Bak bu Sabri abim bugün ödemesini yapmadı kardeşim. Söyle ona parayı getirsin. Bir de benimle böyle emrivaki falan konuşmasın. Ağzına sıçarım onun. Ağzına sıçarım Tayfun. Hem ebibi veriyorum hem de fırça yiyorum. Hem ebibi veriyorum hem de fırça yiyorum. İlk defa testonun kurulduğunu gördüm bir şeyde. Videoda. Çocuğun saçını zorla boyamışlar. Abi tipi de benziyor. Sana söyleyeyim şu anda Şafak Sezer'den daha çok benziyor o Kol Paçino Özgür'e. Botokslu ya o. Kendi yayınında testoya Harbi mi? sallamış. İzledik biz de şu an chatten de biri yazmış. Uzun uzun sallamış Şey falan demiş, kendisine hayvan gibi getirdi, bana testoya. küçücük pilav Bugün ısmarladı bakacağız bu yayında ya. Yarın gireriz falan demiş. oraya. Ahmet bu testoyla siz video çektiniz ya. Burada mısın? Alo ha. Çektiniz ya bu real hayatta da böyle mi yoksa bir RP yapıyor mu hafiften kamera önünde? Kim? Testo Testo. Taylan. Yok ya böyle herif ya bozuk ya. Oğlum adam yayınında testoya sallamış, bana küçük porsiyon ısmarladı demiş. Oha. Baya sıkıntılı bir arkadaş. Klibi var. Atsana klibi, atsana. Oğlum şimdi sana falan da sallamasın. Ya Cevap da veremeyiz. Veremeyiz. sallarsa Adam profesyonel gerçekten de. Toydaymış. Helal olsun Cavs Drama kardeşim. Bir istemiyorum de böyle deyip profesyonel Bahadır'ın kayıt girdiği yayınlar var. drama. Ya Allah hakkı için Yakup TV ile gireceğin drama yani. Gözlüklü toy adam lazım değil. Oturmuş yayında ona sallıyor, buna sallıyor. Lan ne yapıyorsun sen? Oturup video izlemek de yayıncılık mı oluyor? Oğlum niye Boş sürekli işte. suratında kedi Sorun kaçıyor. çıkıyor? Çok öyle. Abi bu kadarı da olmaz. Kol Paçino Özgür. Yemin ediyorum Kol Paçino Özgür ya. Bak Bir veriyorum. vallahi. Era'ya İki tane sallamış. porsiyon aldı abi. Kadın kokuyor bir kere. Ben kadın sevmiyorum falan. Yemin ediyorum Kol Paçino Özgür. Surat ifadesi o. Ekşi surat ifadesi var ya. Bu arada Abi evet çok onu çok sık seviyormuş. yapıyor ya. Baba şurada. Baba kaşlar yukarı doğru kalkıyor ya böyle. Kadın kokuyor abi. Yoksa benlik bir şey değil. Bu şeyi atsanıza chat bir de. Bana az yemek ısmarladı. Ben onu gerçekten gerçek mi diye görmek istiyorum ya. Yok Diğer dedi kırıp... dedi diyor şey Harbi diyor. mi? Kendisi diyor 1 kilo yemek yedi diyor amına koyayım bize diyor kuş ucunu kadar bir şey koydu önümüze diyor. Sağ Doğru alttaki dur. Şuymuş. Harbi Buymuş. Diyor tamam. diyor. Dur. Bak Geldi. görüyor musun? O kocaman porsiyon bana verdiğine bak. Bir de doyunca. Oha. Görüyor musun adaleti? Adam Diyor karşısında oğlum. yemek yiyor. Ben de sonra bak. İnanılmaz bir Yani çağrı bu arada saçmalama. ya. Yakışmadı Testo Meğerse Taylan'a. Bir kötü sonraki olunca. cağ kebap serüvenimizden O sonra bir yayın zaman açıp kim görüyor aynı bu bunu? line'ı kuracağım kardeşim. Benim yani Hazırsan. yediğimin çeyreği Kilo bu. yedi diyor. Bize diyor ucundan Ondan tattı sonra kızım. doyacağız diyor. Vay 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 vay.
Chat'te de yeme o zaman nankör bilmem ne çocuğu falan Adam o yazmış. kadar yüzsüz ki böyle şaşıp Evet. kalıyorsun hanım, sinirlenmeye de sinirleniyor. Evet oğlum şok Bak oldum. Testo'nun suratına bak, adam yani sinirlenemiyor. Bu normal değil. Şey videosunda, Testo'ya videosunda bir çay içmesi var bunun. Ben inlettim, evi inlettim amına koyayım. Testo buna ters Kaşları ters böyle bak. Şey yapıyor. Kaşları doğru kaldırıyor. Gördüm onu gördüm. O çok iyi ya. Bir de Altıma sıçtım bardağı tutuşu var ya böyle, sik kavrayıp da götürüyor ağzına. diye Testo böyle. buna kurulmuş abi, yandan böyle bunu şey baştan aşağı şey yapıyor. Süzüyor. Açsanıza dur açayım bizimkiler konu. Yapıyor böyle. GTA Erlik yeni PP ya. Vallahi iyi olmuş, eline sağlık. Neydi? Testo Taylan. Testo Taylan Yakup. Bak en sonlara git direkt. Evet en sonda bir adam En tanıyor musun? sonlarda bir İnternetten baklava tanıyor musun? gömüşü var. Şey diyor bir de herkese, karşılaştıkları herkese, sen ne iş yapıyorsun falan diyorlar. Şey diyor Yakup, ben gurmeyim. Rolleniyor bir de. Bak testi var mı? Ben gurmeyim diyor, yeme içme bunlarla uğraşıyoruz diyor. Gurmelik yapıyorum diyor. Nerede? Gayrimeşhur danışmanıyım. Çay, çayı geldi dur. Baklavaya gömüşe de bir bak ama. Gurme yiyişi görsün gözüm bir. Dur bakalım abi. Burada şey zorluyor. Testo değilsin diye. Testo sinirleniyorum falan diyor bu arada. Sen? Ben yemiyorum. Ben canım da çekmiyor. Hastalığım var benim, sen ye. Oh! Gurme yiyişi gördün mü? Kaldı mı? Bunu da ye. Diğerleri size. Sen bir ye. Tamam. Sinirlenmeye başlıyorum. Allah. Vallahi sen gel. İyi tamam. İyi tamam. Çok kadrajdan çıkıyor zaten. Bak benim iyi sahnesi çok iyi. Oh. Bak Testo'nun bak 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 şuna bak Testo'nun bak şuna bak. Senin ben ırzını cemalini sikeyim diyor içinden. İzzet'i ikramını diyor ya orada. Bu bakışı biliyorum ben çünkü abi. Çok güzel. Değil mi? Ama şakayı çok. Bak bizi geri al bak. Milisaniye, milisaniye. Kafa sallayışını gördün mü Testo'nun? Bak sen amına koduma sen. Hadi kafanı salla. Çok güzel. Değil mi? Ama şakayı çok. Geri al bir daha. Bak şimdi. Çok güzel. Değil mi? Ama şakayı çok. Ay ki nasıl şey. Oh. Normal çay. Niye tek attın? Çok susadın için mi yoksa? Çok şekerli. Oha, helal olsun. Çok şekerli oldu mu? Bu iki ben. Şunu da ama bak. Benim için. Çok şekerli abi, vallahi bak. Çöpe mi gitsin? Ye ye. Şekerli olmasa yerim bak. Abi yemiyorum, ben de biraz şeker hastalığı var. Bu arada yememesi şaşırttı. Onu söyleyebilirim. Yok gıcıklığında normalde yersin. Ben isteyince mi yemiyorsun? Amına koyayım neredeyse de bakıyor bak test. Bambaşka çok güzelmiş. Paket yaptırayım. Evde yersin. O zaman sen bana yedireceksin bunu. Anladım. Tamam yiyeceğim abi. Seni kırmıyorum. Ah ye. Geliyorum abi. Yorumları da çok şey böyle gurme yorumu var. Şey diyor. Tadı yerinde, tuzu yerinde. Damak zevkime uydu. Damak zevkime uydu. Bir daha yerim. Buraya gelirim. Vedat Milor yat aşağı. Vedat Milor. Hadi olur. Uçak mendil lazım. Al abi. Çocuk gibi takılıyor, her şeyi başkası yapsın. Sen de sigara migara yok. Ben de kötü alışkanlık yok. Sigara, eser, bağımlılık, alkol. Dur şu çaya gel bakalım. Lan en başa döndük. Gel abi gel. Be. Çaya bir gel Esnaf bakalım. Esnaf lokantasında ustaya şey. Sen bir sigara migara yok. Tamam hocam onu diyor. Öyle mi o? İlk yudumu bir gör ya. Dur bakayım az daha geri alalım. Bu olur mu öyle şey? Kalbin temiz. Tamam hocam onu diyor. Öyle mi o? Bak karşısına bak. Testo bak, önce bir gücü kalmış bakışa bak. Delireceğim ya. Çayın tadını daha iyi almak için. Kolpaçino özgür, yemin ediyorum sana kolpaçino özgür bak. Vallahi billahi. Nefes alıp bana aslına wallpaper yapacağım buna bana. Çok iyi. Allah aşkına şu kaşların yukarı kalkması Frodo gibi. Muazzam bir şey ya.
Esnafa senin kulağın duymuyor dedi, sade edin açsana. Kim bir de şey. O var daha onu. Yo, yo sondayız şey, geçti ya. Onu. Geçti onu, geçti onu. Yo, başta diyor onu. Kaşık istiyor, geliyor. Kaşığı getirmiyor. Sonra aralarında konuşuyorlar. Adam geldi ama direkt suratla söylüyor. Testoya dönüyor sonra, bak görüyor musun diye. Demiyor adamı. Ya dur şurası. Öyle. Şey diyor ya. Şey diyor. Ben gurmeyim diyor. PC 5 versene abi bana bedavadan. Köfte pilav dedi ya. Köfte pilav mı? Pilav var mı abi? Bir şey içecek misin? Açlı şeftali. Her şeyin yanına açlı şeftali içiyor bu arada. Tam bir seviyor. Her şeyin yanına ice tea içiyor bak. Ona göre arayacağım ayran şey yapar. Ayran iç, ayran. Ayran iç. Ayran da ice. Ben bir şey alacağım abi, sağ ol. Sen kendine gidiyorsun değil mi? Ya çok güzelmiş ama. Değil mi? Sen şimdi mahcup oluyorsan küçük yapabilirdin. Şey mi? Yok yok. Kolay gelsin arkadaşlar. Hayır hayır. Şu an yemek bekleme seansı. Ama doğruya doğru ne yalan söyleyeyim, acım baba. Açsın. Bitti. Acız baba. Tayland'a eşlik edecek bana. Sağ olsun. Allah razı olsun. Abi. Yiyip güzel konuşur. Biraz durumum varsa açlar. Doyuracağım benim Allah'ım. Sizin durumunuz ne bileyim? Ayıp ya. Hayır hayır. Ben o anlamda. Haklısın özür dilerim. Haklısın özür dilerim. Değil mi? Kardeşim bu ayakları niye giriyorsun? Doğru. Gerek var mı? Ne güzel sohbeti çağırdın. Yemek yemeye geldik. Ağır şekilde Tayfun Özgür var. Özür dilerim. Geri aldım. Bu arada Erlik, sen söyledikçe adam hal hareket olarak gittikçe daha fazla Özgür'e benziyor oğlum. Orijinali bu bak. Diğer esinden mi amına koyayım, bu orijinal Özgür. Küpesi eksik amına koyayım be. Baba bambaşka be. Ne abi şimdi? Kıyma pilav. Tuz koydun mu? Tuz koydun mu? Verebilirim. Taban yazılıyor. Bu arada verebilirim dediğinde olur vallahi diyor. Değil mi? Verebilirim. Taban yazılıyor. Bekliyordu. Onu da yiyecek ya. Adamın yemeğini de yiyecek. Olur vallahi. Fena koptu. Fena koptu. Yani. O kadar bir şey de gelmemiş lan. Öküz gibi dolu tabak geldi. Ben yani. Ne anlamda? Ha yok, sen ye, ben yemem zaten. Nasıl yani baba? Abi ben bunu niye getirdim? Tamam da abi sen de yüzünden kadar. Yok abi ben yemem. Hastalığım var abi buzda. Onu da mı yemiş? Ben, ha ondan yani da yemiş. Vallahi. Psikolojik rahatsızlık. Yani sen yemem. Çek babacım. Tabağın güzelliği beni benden aldı. İnşallah tadı lezzeti güzel olacak. Çok güzel gözüküyor. Baba yorumları çok gurme ya. Abi yalnız ketçap mayonez alırsan. Ketçap mayonez. Ketçap mayonez. Yok işte, yok yok. Sos. Yalnız bak morali gurme bozuyor, evet şey memnun olmadım gurme. Memnun olmuyor, morali çok bozuyor ve şey diyor. Ketçap mayonez yok, sonra şey istiyor. Sen söyle adını. Kaşık mı? Kaşık istiyor, kaşıkla ilgili de iyi dönüş alamayınca şey diyor. Sağır bunlar galiba falan, böyle bayağı sinirleniyor yani. Gurmemiz yani hizmetini alamayınca kaşık bir kuduruyor. Ketçap mayonez olsa daha iyi olurdu da. Olsun olsun. Kaşık lazım. Adam yok, yok diyor. Yok galiba. Kaşık kaşık. Abi kaşık var mı? Kaşık var. Görmezden geldi. Çocuk gibi ya. Kulağı duymuyor abi. Evet, ya. Kulağı duymadı. Adam düzgün de anlamadım. Düzgün de anlamadım. Abi kulak biraz işitmiyor değil mi? Kulak biraz işitmiyor. Ya oğlum bu çok cringe. Yerin dibine giresim geliyor şu an. Oğlum adamın yanına çağırıp cringe olmuş bak. Uf, adamın yanına çağırıp kulak işitmiyor değil mi diyor adama, inanılmaz amına koyayım. Abi kulak biraz işitmiyor değil mi? Kulak. Tabii. Mesela yani şimdi bilen adam buna göre yaklaşır da bilmeyen böyle dışarıda denk geldiğinde lokanta falan bunun iyi dövmüyorlar ya bu arada. Ya çok garip hareketleri var. Çünkü yani adam bilmese dışarıdan biraz böyle değişik birisi olduğunu dövüyorlar, kaçıyor. Ciddi mi? Evet, kaçıyor. Bunu kovaladıkları videolar var.
kaç kere dövdüler. Ne anasını satayım. Testo videodan sonra gidip işletmelerden özür dilemiştir. Bence bir daha o işletmelere gitmez abi, beraber hatırlanmayalım diye. Abi tam tersine Türkiye'de insanlar iyi niyetli yaklaştığı için kendini normal sanıyor arkadaş demiş. Nasıl yani? Normal olan sert davranmak mıymış? Adam hiç sıkıntı yok. Adam hep böyle davranıyor ve normalin bu olduğunu düşünüyor diyor. Hayır, kebapçılar evini falan basmış bu adamın. Oha! O kadar büyük draması var mıydı? Açtığı sahne. Dur bakalım. Ben zora hakim değilim. Yok yok, bu şey farklı ama. Ben bu canlı yayını izledim. Burada biriyle cezalı PK atıyor kanka, ondan kaçıyor. Cezayı yapmamak için. Bu hesap ödemeden kaçma muhabbeti değil bu. Öyle yazmışlar direkt. Yakup TV hesabı ödemeden kaçıyor. O caption, o kafana göre yazabiliyorsun. Sonra yakalıyorlar bunu. Doğru. Cezayı yaptırıyorlar falan. Devam ettir. Oğlum adam koşuyor işte. Ya yalnız kafasında da bu kulaklıkla koşması gerçekten. Mikrofonu falan var amına koyayım. Aa, Fortnite kulaklık amına koyayım. IRL PUBG mi? Bu ne amına? Oğlum yok lan, o benim kulaklıktan mı? Programı izliyorsun lan. Başlamadı, gel gel. Nefes alamıyorum. Yeter artık, koşma. Eksik gramajlı çiğ köfteyi geri iade ediyor. Berberde dayak yedi. Yakup TV'yi karşılandı mı? Tokatçı berber. Ha, bu milleti döven TikTok'taki adamlardan değil mi? Dur bakalım. Sen nereden çıktın abi? Bu Yakup TV. Adamın dükkanı değil. Ne gerekiyorsa o yapar. Kardeşim. Şimdi bekle onu. Abi ülke koca bir reality show. Yemin ediyorum. Şaplaklayacak mı? Evet. Evet, adamın şeyi o. Özelliği o. Çıkar abi, hadi bak abi, hadi. Çıkar. Sen bekle şimdi. Buraya koyayım. Çabuk. Düz esnaf kalmadı ya. Yemin ederim. Çabuk abi, çabuk. Sen Yakup TV'yi bilmiyorsun, ben açtım üstü var. Otur abi, otur, otur. Otur. Dua et. Otur abi. Vallahi dua et. Çıkamadım ayağa. Bundan sonra tokatçı berberi duydun mu? Önce bir güzel bir tokatlanman lazım. Senin Yakup TV'ye güzel bir tokatlanman lazım. Güzel bir kendine. Aa, bayağı dövüyor oğlum tokatçı berber diye. Bundan sonra oğlum, beleş çap, yemek çup koyuyor. Yok, gel buraya. Beleş bakım. Yok, gel buraya. Gel buraya, bastım seni. Salar nasıl duruyordun? Komiser ağzını sıkarım abi. Kendini getir lan! Dur dur. Kendini getir. Dur babacan, dur. Dur, dur, yok. Dur, gel buraya. Gel buraya, gel. Oğlum zanaatını doğru düzgün yapan kalmadı. Terlikle dövüyor oğlum adam. Bayağı terlikle dövüyor. Terlik sahnesi bayağı epik. Bunu herkes uyguluyor değil mi? Bu özel bir şey değil şu an yaptığı. Özel bir şey galiba. Özel değil. Ben bu adamın birkaç şeyini gördüm, videosunu. Bayağı bir milleti dövüyordu öğrenci yani. Öğrenci kardeşim geldi. Onu da böyle döver misin? Döverim. Dövüyor. Getir, terliği getir, terliği getir. Kim bak? Dünya yıldız terliği getir. Başak terliği getir. Bu terlik nereden geldi? Amerika'dan geldi o zaman. Mehmet Ali Erbil program sunuyor. Şu an nasıl hissediyorsun kendini? Öldüm babacığım. Şu an kendini nasıl hissediyorsun? Vallahi dinlene girdim. Kolpaçın final sahnesi. Abi vallahi bilmiyorum, yemin ediyorum. Benim evim. Beleş yemek yok. Beleş yemek yok. Oğlum herifi çatır çatır dövdüler amına koyayım. Bulur muyuz? Bulamazsınız. Beleş yemek yok. De ki bir daha beleş yemek yemeyeceğim, söyle. Bak 5000 kişi seni izliyor, söyle. Her vakit, her zaman, her zaman yapılıyor, her yer. Arkadaş beleş yemek diyor ya, bu hala ya, bu hala beleş ya. Aa. Ya ben dur ya, öleceğim oğlum, bak beleş yemek yok. Aa. Söyle, her daim var babacan. Allah Allah, ya, bir de asla vazgeçmiyor, çok idealist bir adam. Abi kafasında Joker Bathroom müziği çalan bir tek ben miyim bu tarz görüntülerde? Koca koca adamlar birbirinin üstünde tepiniyor, helak olacağız. Abi ya. Abi ben TikTok'a girdim geçen, bu hiçbir şey. Biz hatayı aa, nerede yaptık biliyor musun? Hı. Biz sosyal medya diyoruz, halbuki sosyal ağ. Yani herkes meşhur kendince böyle ve herkes daha uçuk, daha fantastik, daha delice bir işe kalkışıyor.
daha fazla ünlenmek için. Ya bunun son nereye varacak acaba? Ben onu bak Jim Carrey'nin bir röportajı vardı. Ülkü. Bu şeyleri aha anlattığı zaman işte fantastik bir adam ya bu Jim Carrey, fazla yani over the top yapıyor her zaman. Hı hı. En son diyor ki ben diyor şimdi bitirdikten sonra geri çekileceğim ve diyor siz hepiniz ünlü olacaksınız. Ben de sizi izleyeceğim diyor. Ben izleyici olacağım. Yani size güleceğim diyor. En son siz olacaksınız. Ve hakikaten de öyle adam bıraktı şeyi. Sinemayı falan. Şu an milleti izliyor. Dediği gibi de oldu galiba. Dakika. Kültürlendiniz. Para ödüyor mu peki bu berbere gidip? Ödüyoruz. Bir şey değil mi? Normal berberden falan pahalıdır bu. Söyleyeyim sana. Siktir git olmaz. Tabii tabii. Oğlum yani öyle ya da böyle iyi ya da kötü bir reklamını yapmıştır. Kesin bir sürü adam geliyordur. Ya sen ben tabii ki gitmeyiz de TikTok'ta illa vardır bunun da böyle bir sürü takipçisi. Vay bilmem ne abim falan diye. Çiğ köfteciye gidip orada da dayak yiyordu. Ben de bundan keyif alıyorum. Orada azar istiyorlar. Var mı ikinci zaten şat yemek yemeye, saç kestirmeye alışveriş yapmayı. Varsın kafana atarım. Yani her gittiğinde her yaptıkları iş böyle konser gibi. Bir entertainment olayı. Evet. Yani adam onu bekliyor zaten. Biz şeylerle dalga geçiyoruz ya gastronomi teröristleri diye. İşte her şeyi şey yapıyor böyle yakıyor ediyor bilmem ne şovla yemek getiriyorlar ya. E abi yemeği sipariş eden adam da telefonla orada bekliyor zaten. Onun beklentisi o. Bak demiş ki biri Avcılar'daydı taşındı diye hatırlıyorum. Gideni var diyor. Avcılar'da mıymış? Taşınmış o. Vay. Avcılar'daysa giderdik be kardeşim. Şaplaklatacağım ona sana kendimizi. Vay. Oğlum bilmeyen falan bir adam düşün. Adamın acil saç kestirmesi lazım. Normal berber diye giriyor buraya böyle dövüyorlar adam. Cinayet sebebi. Vurursun yani. Ben harbiden zannetmiyorum kanka böyle her gelene yaptığını ya. Böyle ya tabii özel, özel talep ediyorlar muhtemelen. Talebi yani vardı. Ya kim de abi, talep eder ki be kardeşim. Bir saniye oraya giden zaten onun için gidiyor. Adam o yüzden ünlü. Abi diğerleri dövüyor mu peki? Tokatlayayım mı? İşte sen bu şey gibi Nusret'e gidip herkes şeyi bekliyor. Nusret'in gidip o şeyi hareket, tuzlama hareketi yapmasını bekliyor ya. Onun gibi. Harbiden delikanlı gibi her masaya gidip o tuzlama hareketini yapıyor mu peki? Yok. Yok ya onun bir arada dublörleri falan vardı yanılmıyorsam. Onlar yapıyordu onun yerine falan böyle. Dublör. Dublör olayı. Abi peki, herkes diyorum ya experience shopping derlerdi bunu eskiden perakende zincirlerde. O artık her yere yayıldı yani adam bir şey yaşamak istiyor. Sadece alışveriş yapmak yemek evet yetmiyor. Arkadaki saçı peki bir berber mi yapmış abi? Büyük ihtimal bu. Üzücü. Bu sürekli müşterisi anladın mı? Dayak yiye yiye vura vura kafayı şekillendirmiş. Ha koyayım. Yukarıya ya adam bak hiç garipsemiyor zaten. Oturuşundan belli. Aynen çok öyle rahat. Berberde cool herhangi takılıyor bir gün. Vurdukça o gülüyor adam zaten arkada. Ya. Eğleniyor yani. Şimdi sana göstereceğim. Al terlikli. Terliği ver. Ver. Başlatma terliğine. Ver. Bak bak eğleniyor. Dur artık onu. Her zaman yerler. Dur artık ya. Ben bunu ne yapayım? Arkadaşlar ben buna ne yapayım? O zaman bekleyin. Abi di çi çi gı. Ne yapayım? Dur bakalım. Gömeyim mi? Evet. Lan nereye gömeyim bu? Bu çimento mu? Suya göm, suya. Suyu da bilmiyor. Bekle sus, bekle dur konuşma. Ya lan. Ya lan buraya seni bir daha göreceğim. Kapattı gözümüzü zaten. Ayırabileceğim bunu şimdi. Dur. Gel lan buraya seni bir daha göreceğim. Gel buraya. Kafanı sok içine. Kafanı sok içine. Hem berberde hem yatakta söylenebilecek bir cümle. Kafanı sok içine biraz tehlikeli be kardeşim. Şöyle ya güzellik ha kardeşim bak güzel yan etme. Sinirli adamım zaten. Geliyorlar bana. Şimdi gözüne sakin ol. Evet işte terlik show. Kandaki korktu gidiyor bırakayım. Valla beni patladı ya. Şu an 10.000 kişi seni istiyor. Dur baba dur gözlerini kapat. O zaman yüzünü ekliyoruz. Gel baba. Ülkü. Abi avcılar çok kötü ya. Ülke. Truman Show ama böyle böyle Rob Zombie çekmiş gibi anladın mı? Sürekli kamera var. Sürekli canlı. The Show Must Go On. Sürekli. Sürekli. Adamın evini bastılar. Getirdin mi? Aç kaldı. Bakan ne diyor ya? Getirmemiş. Tamam. Buyurun. Sen misin? Benim abi. Sen misin? Sen bizi bak.
Tamam, ben normal dinliyorum. Bak, aynı insanlarız, aynı konularız. Sen iki tane puan yapacaksın diye. Öyle değil abi, ben kötü niyetim yok lan. Sen onu nasıl bir dolandırıcıyız, nasıl dolandırıcıyız? Ya biz nasıl dolandırıcıyız? Abi vermedi, Adana'ya vermedi. Ben 86'tan beri beni cinayet ediyorum. Tamam. Ben nasıl dolandırıcıyım? Ünvanı yok abi. Ya sen yalan konuşuyorsun, nasıl benim numaram yok? Numarası yok abi. Numaram yok. Geri teyze yok yalnız ha Yakup Bey'si. Yayın getirsin buraya. Yayını getir, özür dilerim. Adam kebaba sövüyormuş yanlış getirdiler diye. Sonra adamlar evini bulup adresine geliyorlar. Bu da hala yemek bekliyor diyor. Ben sana 10 tane Adana kebap getireyim ama kalkıp da bak kardeşim. Tamam, benim Adana kebap nerede? Bak yemin ederim senin beynini alırım. Bak burada ya ben ölürüm ya sen ölürsün. İkimizden bir. Tamam, bak ya ben ölürüm ya. Ben alıyorum. Annemin İranlıları abi. Abi. Böyle gidiyor. Dur bakayım geliyor. Ha geldi. Güvendiğim sadece yayında. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Benim ismim Vedat Polat. Tamam Vedat mı? Polat abi. Ben herkes Sefa Köy'den tanıyorum. Ben 86'tan beri... Dur abi dur. Söz tamam mı? Aç. Aç. Köyümüz kebap işkembe sonu sahibi abim geldi. Çalışan mısın abi? Evet. Arkadaşlar biz Adana kebap istemiştik. Abim geldi. Sorun yok. Geldin mi abi Adana kebap? Ya Adana kebap sorun değil. Bak yanlış oldu ya. Hala gelmedim. Hala yok kebabı. Kötülemedik abi. Yok kendinize gelmesin. Oğlum adamın dünya sikinde değil. Sadece yemek yemek istiyor ya. Öncelikle hepinizin saygı ve saygılarımı iletiyorum. Ama yalnız bu arkadaş 2-3 tane beğeni kazanacak diye böyle her kuşun eti yenmez. Yenmez kardeşim. Ben her kuşun eti yenmez kardeşim. Bak bunu iyi bilin. Tamam mı? Abi teşekkür ediyorum abi. Ben kuş yapmam. Kebabım geldi mi? Tehdit falan ediyor oğlum. İki tane kişi bak, onun için de normal anladın mı? Canlı yayında konuşmak falan böyle ard etmiyor. Hani onun, o şey kebapçı için de normal. Evet. Hayır, adamın sesleri. Evine geliyor, giriyor falan bir de açıklama yapıyor oradan. Yayında bir de anladın mı yani yayında milleti aforizma kasıyor. Her kuşun eti yenmez amına koyayım akıllı olun falan diye. Kebabı da getirmemiş yazıklar olsun. Ben dondurmuyorum abi. Ben burada özür dilemeni istiyorum. Sen burada gelirken evet. Abim geldi işinle gücünle. Tamam kapatsana öpüle. Bir dakika öyle şey yapmayalım. Bakalım. Biz bir dakika çekmiyor bu. Hatim savaşta ne istiyorsun? Ben sadece Adana kebap istedim. Ama kalkıp da bulan dolar önce bunlar benim şeyimi vermiyor, yemeğimi vermiyor. Öyle sakın öyle bir şey yapma. Ama ben de şey yapmam. O zaman kebabı getir orospu çocuğu. Efe sıra sende. Yayına hazırlan. Efe'nin evini kebapçılar bastı diye kardeşim. İnşallah YouTube'da izleyeceğiz yayında. Hangi kebapçı? Kebapçı Selo mu? Bakacağız artık hangi kebapçıysa. Bu abi bu. Kebap. Adama küfür kebapçı etti. Kebapçı Selo oğlum. Aslında bütün derdi Arda Turan'ı kurtarmaktı. Plot twist. Yok, benim alacağım varmış. Bak arkadaşlar ben bütün Sefaköy'ün ha, alacak. Altında benim müşterilerimde. Ben sizden özür dilerim. Bu arkadaş yalan atıyor, yalancıdır. Bak ben şu anda onun elinden yalan oldu. Aynen ben gidiyorum sen yayın yap. Ben, ya, Adana ben kebap geldi mi abi? Bir yanlış. Bir yanlış. Sana 100 tane Adana veririm. Önemli olan da Adana değil. Her o zaman amına koyayım ya. Özür dileyeceksin. Arkadaşlar abi Vedat abim doğru söylüyor. Dolandırmadı ama numaraya ulaşamadım o sıkıntı. Ya herkes evet. Beni ulaştı bak seni izleyenler herkes beni bana tamam. Ulaştı. O zaman ne tamam abi görüşürüz tamam. Abi. Çok distopik çok absürt ya. Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Kebabı getiriyorum. Tamamdır sağ olasın. Kebabı da getiriyorum diyor son damına. Abi bana mı garip geliyor? Çok kanka normal. Hayır çok garip her şey. Şey gibi Black ya. Black Mirror bölümü gibi anladın mı? Evet evet vallahi. Kameradan görüyoruz bütün mevzuyu. Üçüncü izleyici olarak falan böyle. Ve bu 3000 kişi mi izliyor bunları şu an? 3000 kişi de bunların hayatına dahil ya. Beni aradılar falan diyor. Senin takipçilerin. Yani o kebapçı için de normalleşmiş o artık. Peki niye beni dolandırdı diyor. Ya yani olayı bilen var mı arkadaşlar? Ya mesela bu restoranın adı ne? Köylü müydü? Mesela faal olarak şu an getirde veya yemek sepetinde Trendyol'da yemekte bunlar var mı? Mesela acaba bu şirketler... Hala bu firmayla çalışıyor mu? Yemek adres alıp ya. Adres bastı. Adres alıp adres bastı mesela az önce. 50 tane suç işledi. Sistemden. Adamı kovuyorlar. Bayağı iyi.
gerçekten lezzet burada arkadaşlar. Ama gaming kulaklıkla. Şahmeren pilavda kaburga dolmasını şiddete tavsiye ediyorum. 10 numara olmuş. Yani gelip de burayı yemeyen bin pişman olur. Yayın yapıyorsunuz. Sadece patlayıp çekeceğim dedin. Demediniz yayın yapacağım. Efendim? Yayın demediniz yapacağım dedin. Çekeceğim sadece. Abi ben yayın yapıyorum. Yayın yapmayın. İzin aldınız beni. Yayın yapmayayım mı? Hayır. İyi tamam abi o zaman. Gerek yok. Sen dedim resim çekeceğim dedim. Tamam çekin. Buyurun müsaade. Eleştiri de yapmayın. Nasıl? Eleştiri de yapmayın. İyi tamam. Ayıp etmişler. Bakın Prime. Prime Yakup TV'yi kaçırdınız. Bakın 4 ay önce anlattım. Reklam şansı. İyi tamam o zaman. Kolay gelsin abi o zaman. Para? Adamlar haklı. Para vermiyor. Prime Yakup TV'yi kaçırdınız kanka. Mesela bir işletmeye giriyor. Her türlü teröristliği yapıyor. Eğer işletme karşı çıkıyorsa kendine. Tak TikTok'a işletmenin adıyla bir video paylaşıyor işletmeyi çekip. İyi karşılamadılar. Diye atıyordu. Prime Yakup TV çok farklı. İyi karşılama muhabbeti oradan. Ha oradan geliyor. Ya, oğlum yemek Kolpaçino yerse... fragmanı çıkıyor kanka. Öneride. Ve Şafak'ın bu haline daha çok benziyor. Şafak bu arada harbiden ya. Daha çok benziyor eski filme. Nusret'e de gitti. Orada dövmemişlerdir ama kovmuşlardır muhtemelen. Oğlum KFC'de video çekti kanka. Büyüklüğünü algılayamıyorsunuz ve beleşe yedi. Yakup TV hesabı ödemiyor. 3000 kişiyiz abi. Herkes geleceğim diyor. 6000 7000 kişi geleceğim diyor. Daha ne yapayım abi? Hayır, sen önce bir hesabını ver. O gelen 6 7000 kişiyi. Vallahi abi çok gelecekler. Sabırsızlıkla geleceklermiş. Ben de yardım ettim. Daha ne yapayım abi? Kardeş hesabı verir misin? Abi reklam yapıyorum abi. Bak seve seve olmasa şey olur ya. Abi sen işte. Efendi bir hesapsın. Bak, düzgün hesapsın. Seni mutfağa koyarım, yemeği de döverim abi. Abi sen düzgün hesapsın. Sen bana öyle şey yapmasın. Yanımı sıkma. Hayda. Amına kodurtma işin gücünü ya. Niye öyle yapıyorsun abi? Ben burada bana gayet efendi tanıtım yaptım. Yok. Abi bir şey mi yaptım? Niye öyle yaptılar ya? Ya arkadaşım madem ki bu adam şikayetçi değil, niye bunu takip ediyorsunuz? Niye beni polis yakalamıyor? Dolandırıcı olsan polis yakalar beni. Yedin hesabını verecek. Yakalasınlar beni, polis oğlum, gelsin. Oğlum çok yüzsüz lan adam. Yani sosyal anksiyeti bambaşka, yok etmiş bambaşka. Bir herif. Gerçekten bambaşka bir seviyede. Adamın hiçbir tabusu yok, hiçbir sosyal çekincesi, hiçbir şeysi yok. Yürüyen özgüven. Küfrediyor, vereceksin. Küfrediyor, ver o parayı diyor. Niye böyle yapıyorsun abi? Falan çekiyor oğlum adam. Abi sen iyi bir esnafa benziyorsun. Bak kanka, izleyici aradığında böyle oluyor ama mesela bazı işletmelere gittiğinde işletmenin adını vermezse çok rahat şekilde yiyor bedavaya beleşikten. İşletme para ver diye bu kadar sertleşmiyor. Bu bir yere gittiğinde izleyicisi adını öğrenip o yeri arayıp Yakup dolandırıcı sizi şu an dolandırıyor haberiniz olsun diyor. Oo. Olaylar böyle başladı. Yoksa bu sadece tek başına gidip bedavadan yiyordu. Ne zaman ki Yakup dolandırıcı mimi çıktı tak bir mekana gidiyor. Tabelayı çek diyen arıyorlar. Abi bir dolandırıcı geldi. Yakup kafasına kulaklık var. Bize de geldi. Cert çürt diye. 10 kişi arayınca da işletme diyor ki lan bu harbiden dolandırıcı o zaman. Ona göre hareket ediyor. Demin yayın yapacağını söylememiş. O adamlar haklıydı kovduklarında. E tabi canım. Adamın mekanında tabii. İzinsiz video çekiyor. Bir de söylüyor mu önceden? Yani yedikten sonra mı diyor? Ben tanıtım yaptım amına koyayım bedava yok. Diye. En başta söylüyor. İşletmenin sahibini istiyor. Mesela diyor ki ben tanıtım yapacağım. Reklam tanıtım yapacağım. Kim işletmenin işte sahibi? Yetkili kim burada? Aslında bir tık bir nevi izin alıyor. Suçum neyse ben çekerim babacığım. Kaçmam. Çekelim. Tamam da abi adamlar parasını istiyor yani. Dediğin gibi olsa adamlar niye parasını istesin? Kovar geç geçer mi? Vallahi abi ülke beni takip ediyor. Ülke. Aha bak ülke aramışlar telefonda ki istiyor. Sana herkes bak, dolandırıcı diyor. Evet. Nasıl vereyim abi? Verebilsem dur vereceğim. Parayı ver para. Abi olsa görsem ben parayı vereceğim. Vururum vallahi seni vururum abi. Şaka mı ya? Dur abi dur. Olsa ben hemen vereceğim. Gerçekten ben kırmam abi. Yani düzgün iş yapıyorum ama ödeme yapamıyorum. Çünkü benim... Bize para lazım. Bu düzgün iş lazım değil mi? Abi lazım, konseptim ne böyle? Konseptim de. Sen bana önce niye bunu konuşmadın? Ben dedim ya abim sana. Neyi dedin lan sen? Dedim ya...
tanıtım yapacağım. Olur, buyur gel dedi. Dedim ki adamlar da kırdı kafayı. Harbiden amına koyayım. Adamın da sinirleri bozuldu yani. Ne yapacağını bilemiyor herif şu an. Oğlum ben esnaflara tamam biri çok kuruldum ya. Yani esnaf dedim. Gerçek joker benim kardeşim. Nesine kuruldum oğlum? Adamlar haklı, işletme yapıyor orada. Yani abi kebapçıya ya çok kuruldum evi basın. Ya o tabii canım o. Terörist o ya. Bokunu çıkarmış o ayrı bir konu. Ben bu kara listeyi alırdım esnaf olarak. Hiç sipariş vermem, şey yapmam. Ama mesela bak, en temiz geliyor. Yani. En temiz. Yok yok. Çaldırmam bunu. Şimdi tanınıyor ama abi şimdi. O var mesela. Esnaflar kendi çağırıyor artık. Cidden kendi geçen çağıran var gitti mı bunu ya? Oğlum geçen gün bir yere gitti. Üstbaş aldı. Üstbaş tanıtım. Üstbaş tanıtım yaptı kanka. Üstbaş ayakkabı mı tanıtım peki? Ama şey ya, tarzı bir yerde üstbaş belki yapar. Bu şeffaf kargo Instagram. Tam olarak öyle. Ya, değil mi? Şirin evlerdeki mağazaları biliyor musun? Direkt üst geçidin oradaki yukarıya doğru. Yok, yemekçileri. Bilmiyorum. Tam olarak oraya bir yere gitmiş kanka. Bayağı üstbaş tanıtım yaptı. Adam hayatını geçiniyor bu şekilde. Neredeyse konsol da alacaktı da. Yakında olmadı, şey de yapabilir oğlum. Daire tanıtım emlakçıya gidip. Aslında fikri verelim de yapsın. Bu emlakçılar vurur bunu. Yarısı mafya zaten. Şimdi diyelim şeye git. Bir galericiye git. Bir araba tanıtımı yap. Bir Mercedes tanıtımı bekliyoruz senden. Yakup TV. Ünlülük de çok değişti artık. Mesela suyunu sonuna kadar sıkıyordu. Eskiden böyle biri olurdu. Suyu sıkılırdı artık, midemiz bulanırdı kanka. Yeter artık derdik. 50 yılda bir. Şimdi herkes için öyle. Bu da öyle. Bu ne hocam? Boyutu. Bugün Hey Döner'den zurna dürüm aldım, tadına bak. Oha, para verip almış mı? Alıyor bazen işte yayından gelenlerle birlikte. Yayına para atıyorlar. Diyor ki ben yemek alacağım, atın. Atıyorlar, alıyor. Gurme oğlum adam. O çay içişi, o baklava gömüşü görmedin mi? Çok mu acıktım Ferman? Lan Yakup kola ay, içme lan. İsrail malı. Gazze'de Müslümanlar ölüyor. Hayvan herif yazmış birisi. Oh yeah. Dur bakalım. Şöyle arkadaşlar, zurnanın. Ya zurna dürüm tanıtıyor böyle adam. Diklemesine böyle arkadaşlar. Bir de yanlamasına göster. Da böyle. Evet arkadaşlar, artık vakit geçmeden tadımıza geçelim. Seri, çok iğrenç yiyor kanka, mideniz bulanacak. Yediğimiz yer de çok kötü oldu. Aman Allah'ım. Yorumlar yine şey, gurme level. Tabii ki de. Yanında da bir adet bakalım aç kola kardeşim. Yuh. Yakup Makden. Ananı. Ay maşallah. Ama dürüm yemeği biliyor kardeşim. Bunu Anadolu'lar bilir. Tam olarak dürüm yeme şekliyle yedi. Kanka ağzında bekletip ağzında çiğneyip tutuyor orada. Enzimlerini ayırıyor oğlum. Enzim veriyor kanka. Gurme. Şarap da diyor. Şuna bak. Seyretme lan. Seyretme devam ediyor. Adam ağzından hiç çıkarmadan bitirecek sanırım. Birazdan gevir getirecek. Lan nasıl yuttun onu amına koyayım? Yarısı gitti dürümün. Çiğnemedi bu arada harbiden. Kusacağım amına koyayım ya. Ya ASMR seven insanlar bile bu herifi görse ana avrat tüm düz söylerler ya. Gerçekten ya. Yani yorum az çapırdatma videomu izlemek için şerefimiz var internete değil giren insanlar bile bunun ana avrat bacı hala söverler yani. Dur kolayı içişe bak, şup şup şup. Çek aslanım benim. Ha. Kanka adam inanılmaz bir keyif alıyor, bir şey değil mi? Bir şey değil mi? Yani yemekten harbiden bu kadar keyif alan ikinci bir insan görmedim. Şup 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 akıyor reis. Şey, hemen şey videosunu açsanıza. Kebap yiyor, baharatı maharatı her şey yerinde diyor. Sonra fondüp ayran içiyor. Onu açsanıza evde. Ben gidiyorum ya, hadi görüşürüz. Yemeğe tecavüz ediyor kanka o videoda. Ben bir bu adamı gördüm. Bir de bir zamanlar Anadolu Menemen sahnesi. Yani bu kadar fazla şapırdatma duyduğum başka bir yer olmadı sanırım. Ben bir şey.
Kedi rahmetli olmuş Yakup TV. Şu kedi. Oğlum bunu da gördüm. Bu da çok garip mesela. Sevecektim ilk baktığımız önce videoda. Ha bak, ben sevecektim bak. Kedi geldim dedim. Bu havada nasıl uyuyor sevecektim. Meğersem kedi rahmetli olmuş. Allah'ım yarabbim bu hastası ya. Ne? Kanka çok garip bir çar bu. Çok tuhaf bir çar. Bir şey soracağım. Oğlum, yanlış anlaşılmayacaksan bir şey sormak istiyorum. Sor kardeşim. Kimse seni yanlış anlamıyor. Zihinsel bir rahatsızlığı var mı? Bence var gibi duruyor. Yani normale benzemiyor. Var yani. Yoksa RP mi yapıyor? Varmış. RP var değil bak, ya bence. Varmış. Bunu sıkıntılı yapamazsın yani. Çünkü yani. Oğlum şu videoyu atmadım kimse. Bak ben arayacağım. FIFA'yı saldım. Berber tokadından sonra durumlar da biraz kötüleşmiş gibi. O videoyla bu video arasında biraz fark var. Zurna dürüme yorum yapmaması beni kırdı biraz ama. Hadi kardeşim senden yorum bekliyorsun. Dur oğlum daha adam tam tadını alamadı. Vay senin ben artık. Hayır. Çıkart üstümüze kus. Getir ağzımıza sok be kardeşim bu nedir ya. Burada bir şeyler söylüyor sanırım. Aha buldum. Bahadır çete atıyorum açtan ötüme kanka. Açtan. Dur Efroş'um dur güzelim. Gayet çok başarılı olmuş. Çok takdir ettim. 10 numara. 10 üzerinden bir puan veriyorum arkadaşlar. Fark ettik onu. Buradan Hot Döner çalışanlarına sesleniyorum. Hot Döner. Gayet çok başarılı iş çıkarmışsınız. Sıcak buharı üstünde helal olsun. Çok lezzetli. Lezzete doyamıyorum arkadaş. Gerçekten çok güzel. Gurme yorumları. Bunu öyle herkes yapamaz ona göre. Evet. Peki bu döner markasına ben laf etsem benim evimde basacaklar mı? Aha, o başka aha. Döner. Dur yenisi geldi. Yenisi aha, geldi. İzle. İzliyorum kanka. Vay amına koyayım. Kaşlara bak. Allah amına. Yeee diyor bir de dur. Yeee. Teksaslı Yakup i̇şte, gibi. Adana kebap yeah, budur arkadaşlar budur. Amına koydum ne kadar işte o kadar ayranla Haydarpaşa yangını söndürdüm. Baharatı tadı tuzu 10 numara. 10 numara bak. Ya kanka şu kafayı kafa, sallayıp evet. Kaçı kaldırması beni benden alıyor. Evet. Olaylıyor kendi kendini. Bak şimdi bak. Yemeğe tecavüz ediyor bu videoda. Ben 2x'de mi aldım videoyu? Hayır kanka yiyor böyle sanmıyorum. Bakayım ya 1x'de. Öğütücü gibi bro. Oğlum çok midem bulandı ya. Oğlum geyriği kim bilir nasıl kokuyordur acaba? Senin beyin nöronlarını sikeyim. Sen bunu izleyince onu mu hayal ediyorsun? Aman evet akıllı. Efe ya bak. Of. Neyi hayal ediyormuş lan? Ya baba biz... Düşürdü bize ya. Ben Niger Kalıfı'yı özledim ya. Şu Halik Pov'u görünce. Evet, Türk'ü de Niger Kalfa dediğine göre yayını burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Niger'im, ayıramayacaksın bizi. Ben kaçıyorum. Yayını, gerçi Jaho açmış. Direkt Jaho'ya sizi yollayayım. Çekleri atla amına koyayım. Jago. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Yarın yine inşallah yayını olur diye tahmin ediyorum aynı saatte.